Bu yıl yılbaşı gecesi pazartesine denk geliyor. Salıda tatil olunca 4 günlük boşluğu fırsat bilenler tatil alternatifi arayışına başladı. Fakat talep yoğun, fiyatlar da bu yüzden neredeyse 2 kat. Yılbaşında neler yapıyorsunuz? Daha bilmiyorum. Karar veremedim. Evde olabilirim, dağa gidebilirim. Ev ortamı yapacağız tatlım. Dışarısı değil, en güzel şekilde sevdiklerimiz ev ortamı, aile ortamı. Aile ortamı tatil. Yapacak. Olabilir ama onun içinde ciddi para lazım. Yok yani o kadar. Dostlarımız ev ortamı. Yeni yılı evde karşılamak isteyen de var, farklı farklı tatil programları yapan da. Yılbaşı tatili turizm piyasasında fiyatları da hareketlendirdi. Cuma günü itibariyle mesaisini tamamlayan insanlar, vatandaşlarımız 4 gece 5 gün, 3 gece 4 günlük otellerde bir paket program alarak yılbaşını geçirebilme fırsatına sahip olacaklar. Bu turizm açısından, iç turizm açısından çok güzel bir hareket. Yılbaşı bu yıl pazartesi gününe denk geliyor. Ertesi gün yani salı günü de tatil olunca yeni yıla tatille girmek isteyenlerin sayısı artıyor. Tatil için güzel bir fırsat, güzel bir imkan. 4 gün tatil. 4 gün tatil gayet güzel. İşte bu yüzden birçok kişi hafta sonuyla yılbaşı iznini birleştirdi ve 4 günlük tatili fırsata çevirdi. Kimi kayak merkezlerine gidiyor, kimi de tatil beldelerine. Ancak bu yoğun ilgi nedeniyle fiyatlarda da artış oldu. Otellerde ve rezervasyon fiyatlarında %40 hatta %50'lik fiyat artışı söz konusu. Güzel, gayet güzel giden gider. Ama ben öyle bir şey düşünmüyorum. Normal periyodun biraz üzerinde tabii ki. Paket program olması sebebiyle ve sanatçı performanslarıyla birlikte süslenen paket programlar rakamları Antalya'da oda fiyatı 2500 liradan 15 bin liraya kadar çıkan yurt içinde fiyat skalasına ulaşıyor. Mutlaka artış vardır. Her sene olduğu gibi bu sene de artış vardır. %40 %50 artıştan söz ediliyor. Yani... Yaklaşık 300 bin kişinin tatil yapması beklenilen yılbaşında tercihler şimdiden %75 doluluk oranına ulaşan kış turizminden yana yapılıyor. Kayak merkezleri özellikle İstanbul'a yakın yerde Kartalkaya, Uludağ, Kayseri, Erciyes, Erzurum, Palandöken, Ilgaz gibi kayak merkezlerinde yoğun bir ilginin olduğu görünmekte. Yurt dışına gitmek isteyenlerin sayısında bu yıl düşüş var. Gidenler de en çok Balkanları ve Orta Avrupa'yı tercih ediyor. Özellikle vizesiz olan yerlere doğru geçiş sayıda bir artış var, talep var.